Balıkesir ziyaretinin ikinci gününde bir gaziye gaziliği istismar etme diyen Erdoğan'a tepki İzmir'in öncü kadınlarından geldi. Erdoğan'ın çıkışını yurttaşlar şehitlerimize ve gazilerimize saygısızlık olarak değerlendirdi. Tazminatsa tazminat, maaşsa maaş. Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerine tepki İzmir'de işçi partili kadınlardan geldi. Ne yapacağını bilemiyorsun ki yani Öcalan'la da görüşse ne yaparsa yapsın ne yapacağını bilemiyorsun dengesiz. Türkiye'yi bitirmekten başka bir şey yok, amacı yok. Başbakan bir gün söylediği, ertesi gün söylediğini tutmuyor zaten. Doğru bulmuyorum. Öncü kadın ilk kongresine katılan İşçi Partisi üyeleri Erdoğan'ın sözlerini saygısızlık olarak nitelendirdi. Gazilere değer vermiş de ne yapmış? Geçenlerde işte gazi çocuklarına kart vereceğiz falan filan dedi. Bunlar fasafiso şeyler. Siz de bir gazisiniz. Sizin durumunuz nedir peki? Valla benim durumum, ben emekli oldum. Şu anda gazi maaşı da alıyorum. İşte 360 lira civarında veriyorlar ayda. Vermeseler de olur o kadar. Çirkin bir açıklama Türk milletinin şehitlerine asla yakışmıyor. Bu aşağılanmayı, bu küçümsenmeyi hak etmeyen bir milletiz. Ve herkesin oyununa gelen bir milletiz şu anda. Uyanış içindeyiz. Bunun için çok mutluyum. Kadınlar biz çocuklarımıza para için şehit vermiyoruz dedi. Biliyorsunuz tarihte Kınalı Hasanlar var. Gururla gönderirler askere, özlemle beklerler ve çok önemli bir görev yaptıklarını düşünürler. Askerlik yan gelip yatma yeri değildir diyen bir başbakanın bunu söylemesi beni hiç şaşırtmadı. Türk milliyetçiliğini ayakları altına alan, bunu ilan eden bir başbakanın bu sözleri hiç şaşırtıcı değil bence. İşçi Partisi Öncü Kadın İzmir 4. olan kongresine katılan kadınlar 11 kişilik yönetim kurulu belirledi. Öncü Kadın İzmir İl Başkanlığı'na mevcut başkan İncisel Aytar karşılayan seçildi. Sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum.